Kaymakamlığımızın başlattığı projede kadınlar burada sosyal hayata kazandırılıyorlar. Bakır işlemeciliği kursu. Size de sahnede verilen hediyeler de vardı. Kadınların bu anlamda sosyal projelere kazandırılması özellikle Doğu bölgesinde, bu bölgede. Şimdi her şeyden önemlisi bizim için Kars kültür olarak hakikaten gerek kadınları olsun her şeyden önde geliyorlar. O yüzden bizim kadınlarımız gerçekten hem sosyal olarak, faaliyetler olarak gerçekten çok ön plandaydı benim için. Ve ben bugün de onu gördüm. Bana hediye ettikleri o halı zaten pay biçilmez bir olay. Onların çalışmaları ne para olarak, ne maddi, ne manevi olarak hiçbir zaman değer biçilemez. Bizim kadınlarımız, Kars olsun, Ardahan olsun, Iğdır olsun her zaman hep ön plandalar. Hakikaten çok çalışıyorlar, çok emek sarf ediyorlar. Evde oturmuyorlar. Bir şey üretmeye çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet, aynı zamanda siz yine sanat dünyasında, televizyon programlarınızda Arpaçay Bakır İşlemeciliği kursundan bahseder misiniz? Yani oralarda da tanıtım anlamında büyük ihtiyaç var. Çünkü kadınların buna devam edebilmesi için bizlerin, sizlerin kendi alanlarında sahip çıkması gerekiyor. Bu konuda neler yapabiliyorsunuz? Ya tabii ki ben elimden bana düşen görev neyse ben her zaman başımla gözümle her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Zaten biz klibimizle ilgili gerek burada olsun. Ben bu klibimde, bu yaptığım eserde Kars'ın, Ardahan'ın bütün ilçelerini ele aldım. Yaptıkları bütün her şeyi göze alarak bu eseri yaptım. Bu bakırcılık olayında da olsun. Her ne konuda olursa olsun ben her zaman onların en güzel şeyleri başaracağına inanıyorum ve her zaman da arkasındayım. Yani burada tabii herkes üzerine düşeni yaptığı zaman ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Burası sınır bir kent. Kadınların burada iş yerleri açma gibi bir imkanları yok. Sosyal hayatları yok. Yani takılabilecekleri, gidebilecekleri bir yeri yok. Ve bir iş yapma imkanları da yok. Ancak bu tür projelerle ayakta kalabilirler. Kendi aile ekonomilerine katkıda bulunabilirler. Bizim kadınlarımız çok akıllı her şeyden önce. Her memleketteki kadın akıllıdır ama Kars'ın, Ardahan, Iğdır gerçekten akıllı kadınları. Ben yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Yani her şeyi yapacak. Onlar o beyine sahipler. Bu bakır olayı olsun, her ne olursa olsun başaracaklar zaten. Ben de bu klibimde zaten yer vereceğim. Anadolu'nun kurtarılmasında, Arpaçay'ın kurtuluşunda da büyük emekleri olan kadınlar. Bugün Arpaçay'ın kurtuluşunu tatlandıran da kadın hanımefendi. Doğru. Ve sizler de bakır işlemeciliği. Burada tabii amaç bakır değil. Kadınların o bakırdan, bakırı nasıl hünerlerleriyle altına çevirmeye çalıştıkları, ekonomilerine, ekonomi bağımsızlıkları, yani vatanın bağımsızlığında büyük emek sarf ettiler ama kendi ekonomi bağımsızlıklarını kazanmak için de mücadele ediyorlar. Çalışma ne durumda? Ne tür tanıtımlar yapıyorsunuz? Nelerden destek bekliyorsunuz? Ne yapmalı, ne edilmeli? Söylemiş olduğunuz gibi kurtuluşta tabii, Anadolu'nun kurtuluşunda annelerimizin, kadınlarımızın yapmış oldukları unutulmaz fedakarlıklar var. Bunun yanında bir de ekonomik kurtuluş dediniz, doğru söylediniz. Bu anlamda da Arpaçay tüm bölgemizde olduğu gibi kadınların ekonomik hayatta ve sosyal hayatta çok fazla aktif olmadığı bir bölge. Bu anlamda burada kadınları çok fazla toplum içerisinde göremiyoruz. Bu doğrultuda da bizim geliştirmiş olduğumuz Kalkınma Bakanlığı ile beraber SODES projesi vardı. Hünerli Ellerle Yeşeren Umutlar isimli. Bu projede de temel hedef kitlesi olarak hanımları seçtik. Burada yaşayan hanımları. Ki bunlar dezavantajlı gruplar olarak da hanımlar arasında en zor durumda olan kişilerdi. Eşi hapiste olanlar, örnek vermek gerekirse, veya eşinden ayrılmış olanlar, çoluğunu çocuğunu okutanlar. Bu tarz kadınları destekleyerek bunların 20 tanesine en başta bir kurs açtık. 6 ay sonunda bunları belli bir seviyeye getirdik. Ve bunlar ham bakırı hediyelik eşya şekline soktular. Aynı zamanda isimliklerden tutun, kahve takımlarından, çaydanlıklardan, salon köşelerinden birçok ürün. Ham bakırı birçok farklı formatta işlediler. Şu anda hepsi birer usta haline geldiler. Hepsi evlerine bir şeyler götürebiliyorlar ekonomik anlamda. Bu onlar için çok büyük bir kazanç oldu. Çok büyük bir mutluluk oldu. Yudum Hanım'a hediye etmiş olduğumuz saatleri de onlar yaptılar. Saati de onlar yaptılar. Tamamen el işlemeciliğiyle çok 11 ay gibi kısa bir sürede çok önemli bir aşamaya geldiler.
Bu anlamda tabii bu bölgemiz için çok önemli. Onlarla ilgili şimdi bir tanıtım projesi yürütüyoruz. Bunun çok fazla bilinmediğini veya yeterince insanlara anlatılamadığını düşünerekten bunun tanıtımına yönelik bir proje geliştirdik şimdi. Kars, Ardahan, Iğdır yöresinden başlamak üzere çevremizde bulunan illere mensup iş adamlarına bu işi anlatan bir mektup yazdık. Benim imzamla ama Arpaçaylı kadınların duygu ve düşüncelerini döktüğümüz bir mektup yazdık. Bunları onlara ulaştırıp bu durumun nasıl geliştiğini ve ne aşamada olduğunu anlatıp kendilerinden yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili destek bekleyeceğiz. Ama şunun bilinmesi lazım, kesinlikle ekonomik anlamda bir yardım istemiyor bu kadınlar. Çünkü biz bu atölyeyi kurduktan sonra tamamen onlara devrettik. Şu anda kendileri üretip kendileri bir şeyler yapabiliyorlar. Ve o bir şeyler yapabilmenin karşılığını istiyorlar. O yaptıkları şeylerin karşılığını istiyorlar. Tuttuğumuz eli bırakmayalım diyoruz ve bu anlamda demin söylediğim gibi bürokratlar olsun, iş adamları olsun ve diğer tanınmış kişiler olsun desteklerini bekliyoruz. Onların yapmış olduğu tanıtım faaliyetlerinde kullanmış olduğu ürünleri buralardan temin edebilirler. Buralardan onlara yardımcı olunabilir. Tamamen onların istedikleri o. Ben de Arpaçay Kaymakamı olarak bunu aktarmış oluyorum size. Teşekkür ederim.